9. Sınıf Tekrar Testleri Coğrafya 1. Ünite Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Tekrar Testleri Coğrafya 1. Ünite Cevapları. SYF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 212. SYF 1. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya etkisine örnek gösterilebilir? A. Sibirya'da insanların kalın kıyafetleri tercih etmesi. B. Uludağ'da kış turizminin yapılması. C. Güneydoğu Asya'nın kırsal kesimlerinde yapı malzemesi olarak ahşap kullanılması. D. İngiltere ve Fransa'yı denizin altından birbirine bağlamak için Manş Tüneli'nin yapılması. E. Ekvatora yakın enlemlerde yerleşmek için yüksek yerlerin tercih edilmesi. Cevap D. İkinci aşağıdakilerden hangisi dünyanın güneş etrafında izlediği yörüngenin elips şeklinde olmasının sonuçlarından biri değildir? A. Dünyanın yörüngedeki hızının değişmesi. B. Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesi. C. Yarım kürelerde mevsim sürelerinin farklı olması. D. Dünya ile güneş arasındaki çekim kuvvetinin değişmesi. E. Sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntılarında sapmalar oluşması. Cevap E. Üçüncü aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özellikleri arasında yer alır? A. Aynı meridyen üzerinde bütün noktalarda yerel saat aynıdır. B. Başlangıç meridyeni ekvatordur. C. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe her yerde 111 kilometredir. D. Meridyenlerin boyları kutuplara gidildikçe kısalır. E. Ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde 90'ar tane meridyen bulunur. Cevap A. Dördüncü aşağıda, aynı enlemde yer alan K ve L noktalarında güneşin ufuk düzleminde, aynı andaki konumu verilmiştir. I, K'de yerel saat 12.00'ı göstermektedir. 2. L noktası K noktasına göre daha batıda yer alır. 3. L noktasında yerel saat K noktasına göre daha ileridir. 4. K noktası başlangıç meridyenin doğusunda yer alır. K ve L merkezleri için yukarıda verilenlerden hangileri kesin olarak söylenebilir? A. Ayv 2. B. Ayv 3. C. 2 ve 3. D. 2 ve 4. E. 3 ve 4. Cevap B. 5. Dünyanın küresel şeklinden dolayı harita çiziminde hatalar olur. Bu nedenle hataları en aza indirmek amacıyla projeksiyon teknikleri kullanılır. Dünya haritasında numaralandırılarak verilen alanlarda hangi projeksiyon yöntemi kullanılırsa hata payı daha az olur? A. Silindir düzlem konik. B. Düzlem silindir konik. C. Silindir konik düzlem. D. Konik silindir düzlem. E. Düzlem konik silindir. Cevap A. SYF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 213. SYF ve 6. Yukarıda verilen izohips haritasına bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A. Eş yükselti eğrileri arası yükselti farkı 50 m'dir. B. Bölgede kuzeye doğru gidildikçe yükselti artar. C. Akarsuyun uzunluğu 100 km'den fazladır. D. Bölgede kapalı çukur bulunmaktadır. E. Akarsu kuzeyden güneye doğru akmaktadır. Cevap C. 7. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar alt sınırının yükseltisi azalır. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen noktalardan hangisinde kalıcı kar alt sınırının yükseltisi diğerlerine göre daha fazladır? A. I. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap B. 8. İklimi etkileyen faktörleri ve iklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerini konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Jeomorfoloji. B. Hidrografya. C. Klimatoloji. D. Meteoroloji. E. Biyocoğrafya. Cevap C. 9. 28 derece doğu meridyeni ile 41 derece kuzey paraleli üzerinde yer alan İstanbul il merkezinden 21 Haziran tarihinde hangi yöne gidilirse yerel saatinin daha ileri olduğu, gündüz süresinin daha uzun olduğu gözlemlenir. Cevap B. 10. Aşağıda bir alanın izohips haritası ve koordinatları verilmiştir. Buna göre harita üzerinde işaretlenen merkezlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. X merkezi ile Y merkezinin yükseltilere eşittir. B. Y merkezinde 21 Aralık günü gündüz süresi X merkezine göre daha fazladır. C. Z merkezinin yükseltisi diğer merkezlerin yükseltisinden daha fazladır. D. X ve Y merkezlerinin sıcaklık ortalamalarının farklı olmasındaki en önemli etken bakı etkisidir. E. Verilen merkezlerden hiçbiri yıl boyunca güneş ışınlarını dik açıyla alamaz. Cevap D. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 214 SF. 11. Türkiye'de yüksek rakımı ve sert iklim koşulları nedeniyle hava sıcaklığının kış aylarında 40 dereceyi bulduğu Erzurum'da, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, soğuk havadan klimalı duraklar sayesinde korunuyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar için kentin çeşitli noktalarındaki 50 durağa yerleştirilen klimalar, kışın vatandaşları ısıtacak. Vatandaşların beğenisini kazanan bu uygulamayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 150 ayrı noktaya daha bu duraklardan yerleştirerek soğuk çilesini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu uygulama insan ve doğa etkileşimi açısından incelendiğinde, doğal çevre koşullarının insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkisi azaltılmıştır. 2. İnsan, doğal çevre koşullarına müdahale ederek iklim değişikliklerine neden olmuştur. 3. Doğal çevre koşullarının elverişsiz olduğu yerler beşeri faaliyetler için uygun değildir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. Ayv 3. Cevap A. 12. İnsanlar, doğaya müdahale ederken gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını doğadan karşılayacağı gerçeğini unutmamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir durum değildir? A. Bataklıkların kurutularak yerleşim alanı oluşturulması. B. Endüstri kuruluşları atıklarının arıtılarak imha edilmesi. C. Bitki örtüsünden yoksun arazilerde ağaçlandırma çalışmalarının yapılması. D. Orman alanları içerisinde yangınlara karşı gözetleme kulelerinin yapılması. E. Enerji üretiminde fosil kaynaklar yerine alternatif kaynakların kullanılması. Cevap A. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 215 SF 13. Coğrafyanın konusunu oluşturan temel unsurlar olan hava küre, atmosfer, su küre, hidrosfer, taş küre, litosfer ve canlılar küresi, biyosfer arasındaki etkileşim şekildeki gibidir. Bu etkileşimden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Canlıların yaşaması için sadece atmosferin varlığı yeterlidir. B. Canlılar küresi diğer kürelerin etkileşiminden oluşur. C. Doğal unsurlar coğrafyanın temel konusunu oluşturur. D. Canlılar küresi daha çok litosfer ile etkileşim içerisindedir. E. Atmosfer ile hidrosfer arasındaki etkileşim litosfer ile atmosfer arasındaki etkileşimden fazladır. Cevap B. 14. Aşağıdaki tabloda insan ve doğal çevre arasındaki etkileşime örnekler verilmiştir. Bu örneklerden hangileri yanlış eşleştirilmiştir? A. Ayv 2. B. Ayv 3. C. 2 ve 3. D. 2 ve 4. E. 3 ve 4. Cevap E. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 216 SF 15. Kutup yıldızı, dünyanın ekseniyle hemen hemen aynı doğrultuda olduğundan hep kuzeyi gösterir. Kuzey yarımkürede görünüm açısı, bulunulan enlem derecesini verir. Haritada Batı Avrupa kıyılarından Güney Amerika'nın doğu kıyılarına doğru hareket eden bir geminin rotası üzerinde iki konumu gösterilmiştir. Geminin bu iki konumu arasında yaklaşık 20 o enlem fark bulunmaktadır. Buna göre geminin rotadaki konumları ile ilgili. I. Kutup yıldızı I konumda daha büyük açıyla görünür. 2 konum arasında kutup yıldızının görünüm açısı 20 o değişir. 3. Gemi güneye doğru hareket ettiğinden 2. Konumda kutup yıldızı görünmez. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayr 2. E. 2 ve 3. Cevap D. 16. haritalarda mekansal verilerin gösterilmesinde 3 temel sembol kullanılır. Bunlar nokta, çizgi ve alandır. Noktalama yöntemi, mekansal verilerin konumunun, dağılışının, sayısının ve yoğunluğunun noktalar yardımıyla gösterilmesidir. Çizgi yöntemi, yeryüzündeki bazı özelliklerin harita üzerinde çeşitli biçimlerdeki çizgilerle gösterilmesidir. Alan yöntemi, yeryüzünde geniş yer kaplayan alanların harita üzerinde hücreler içine alınarak buraların farklı renk, işaret ve tonlamalar ile gösterilmesi yöntemidir. Buna göre, Akarsular, 2. Sanayi tesisleri, 3. Orman bölgeleri. Haritalara aktarılırken kullanılacak yöntemler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Noktalama çizgi alan. B. Çizgi noktalama alan. C. Noktalama alan çizgi. D. Çizgi alan noktalama. E. Alan çizgi noktalama. Cevap B. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 217. SF 17. Erastostenes, 21 Haziran'da Nil Nehri'nin güneyindeki Siene şehrinde yere dikilen bir sopanın öğle vaktinde gölgesinin oluşmadığını gözlemledi. Buna karşın aynı tarih ve saatte, İskenderiye'de yere dikilen bir sopanın gölge açısını 7-12 olarak buldu. Bu açı ile daha önceden belirlediği iki şehir arasındaki mesafeyi oranladı ve dünyanın çevresini yaklaşık 40.000 kilometre olarak hesapladı. Ayrıca bu gözlemlerine dayanarak devamlı batıya doğru gidilirse, bir süre sonra doğuya ulaşılacağını belirtmiştir. Erastostenes bu çalışma ile aşağıdakilerden hangisine ulaşmıştır? A. Dünyanın şeklinin bir küre olduğuna. B. Dünyanın güneşe uzaklığının yıl içinde değiştiğine. C. Dünyanın yörüngesinin elips şeklinde olduğuna. D. Güneş yılı ile ay yılı arasında 11 gün fark olduğuna. E. Dünyanın ekseni etrafında bir tam dönüşünü 24 saatte tamamladığına. Cevap A. 18. aşağıda Kiribati Cumhuriyeti'ne ait bazı bilgiler verilmiştir. Kiribati Büyük Okyanus'un orta kesiminde takımadalardan oluşan bir ada ülkesidir. Ülkenin ortalama yükseltisi 2 metrenin altındadır. En yüksek adası olan Banaba ise volkanik yapıya sahiptir. Kiribati'den hem ekvator hem de 180 derece meridyeni geçer. Küçük bir ülke olan Kiribati'de günümüzde yaklaşık 110.000 kişi yaşamaktadır. 1892'den 1979 yılına kadar İngiliz himayesinde olan ülke, 1979 yılında ise Kiribati Cumhuriyeti adı altında bağımsızlığını ilan etti. Buna göre Kiribati ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilmez? A. Jeomorfolojik özellikler. B. Klimatolojik özellikler. C. Demografik yapı. D. Matematik konum. E. İdari yapı. Cevap B. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 218. SF 19. Aşağıda Ankara'da yere dikilen bir çubuğun farklı tarihlerde öğlen saat 12.00'da oluşan gölge boyları gösterilmiştir. Gölge boyu güneş ışınlarının düşme açısına bağlıdır. Bir cisim güneş ışınlarını ne kadar dik açıyla alırsa cismin gölgesi o kadar kısa olur. Örneğin gün içinde sabah saatlerinden öğlene kadar gölge boyu kısalır, en kısa gölge boyu öğlen saatinde oluşur. Öğlenden sonra güneşin batacağı saate kadar gölge boyu uzar. Buna göre numaralanmış gölge boylarının hangi tarihlere ait olduğu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A. 23 Eylül 21 Haziran 21 Aralık. B. 23 Eylül 21 Aralık 21 Haziran. C. 21 Aralık 21 Haziran 23 Eylül. D. 21 Aralık 23 Eylül 21 Haziran. E. 21 Haziran 23 Eylül 21 Aralık. Cevap E. 20. bir bölgede yıl boyu erimeyen yerde duran kar kalıcı kar, toktan kar olarak adlandırılır. Kalıcı kar sınırının yükseltisini sıcaklık belirler. Ekvatorda bu sınır 5500 m iken kutuplara gittikçe deniz seviyesine kadar iner. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Orta enlemlerde deniz seviyesinde kalıcı kar görülmez. B. Güneş ışınlarını büyük açı ile alan yerlerde kalıcı kar sınırı yüksektir. C. Yüksek enlemlerde kalıcı kar deniz seviyesine kadar inmiştir. D. Kalıcı kar sınırının yüksek olduğu yerlerde kar yağışı fazladır. E. Kutuplarda güneş ışınlarının ısıtma etkisi ekvatora göre azdır. Cevap D. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 219. SF 21. Aşağıda Türkiye'de yaşayan Ahmet Bey ile yurt dışında öğrenci olan kızı Ece arasındaki mesajlaşma verilmiştir. Mesajlar dikkate alındığında Ece harita üzerinde gösterilen ülkelerin hangisinde olabilir? A. Kanada, B. Japonya, C. Hindistan, D. Kenya, E. Brezilya. Cevap B. 22. Aşağıdaki tabloda 4 şehrin paralel ve meridyen dereceleri verilmiştir. Bu şehirler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Pekin Kahire'ye göre kuzeydoğu yönündedir. B. Kahire yıl boyunca güneş ışınlarını Sidney'e göre daha büyük açıyla alır. C. Yerel saatleri birbirine en yakın iki şehir Pekin ve Sidney'dir. D. Toronto ekvator ile başlangıç meridyeninin kesiştiği noktaya göre kuzeybatıda kalır. E. Temmuz ayında Sidney'de mevsim kış iken, Pekin'de yaz mevsimi yaşanmaktadır. Cevap B. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 220. SF 23. Güneşin doğuşu ile batışı arasındaki zaman gündüz süresidir. Bir yerde yaşanan gündüz süresi ne kadar uzun ise güneş o kadar erken doğup geç batmaktadır. Aşağıda K, L, M, N merkezlerinin 21 Haziran günü güneşin doğuş ve batış saatleri ve dünya haritası üzerinde 4 yer gösterilmiştir. Bu merkezlerin harita üzerinde bulundukları yerler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmeler yapılmıştır. I, K merkezi ile gösterilen yerdedir. 2. M merkezi O ile gösterilen yerdedir. 3. L merkezi A ile gösterilen yerdedir. 4. N merkezi I ile gösterilen yerdedir. Bu eşleştirmelerden hangileri doğru olabilir? A. Ayv 2, B. Ayv 3, C. Ayv 4, D. 2 ve 3, E. 3 ve 4. Cevap A. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 221. SF 24. Deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluğu, enlem etkisine bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru azalır. Buna göre harita üzerinde verilen denizlerin tuzluluk oranı en az ve en fazla olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A. Kızıldeniz Karadeniz, B. Barents Denizi Kızıldeniz, C. Baltık Denizi Akdeniz, D. Akdeniz Barents Denizi, E. Karadeniz Baltık Denizi. Cevap B. 25. Ekvator çizgisine paralel uzanan ve meridyen yaylarını dik kesen hayali çemberlere paralel denir. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin genel özelliklerinden biri değildir? A. Ekvator çizgisine paralel olarak doğu ve batı yönünde uzanır. B. Ardışık iki paralel dairesi arasında bir derecelik açı vardır. C. Ardışık iki paralel dairesi arası mesafe her yerde yaklaşık 111 km'dir. D. Ekvator çizgisinden her iki kutup noktasına doğru gidildikçe paralel dairelerinin boyları kısalır. E. Kuzey yarımkürede 180 tane ve güney yarımkürede 180 tane olmak üzere toplam 360 tane paralel dairesi vardır. Cevap E. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 222. SF 26. Dünyanın eksen hareketinin batıdan doğuya doğru olması nedeniyle doğuda yerel saatler batıya göre daha ileri olmaktadır. Dünyanın yıllık hareketi esnasında eksen eğikliğine bağlı olarak aynı anda yarımkürelerde farklı mevsimler yaşanır. Koordinatları verilen numaralandırılmış merkezlerden X merkezine göre yerel saati ileri, aynı anda yaşadığı mevsim farklı. Özelliklerin ikisinin de görüldüğü merkez hangisidir? A. I, B. 2, C. 3, D. 4, E. V. Cevap B. 27. Meltem rüzgarları Isınma özellikleri farklı olan yüzeyler arasındaki günlük sıcaklık ve basınç farklarına bağlı olarak ortaya çıkan günlük devirli yerel rüzgarlardır. Kayak turizminin geliştiği bazı ülkelerdeki turizm firmaları, bu rüzgarın gücünde yararlanarak kayak merkezleriyle kent merkezleri arasında balonla uçuş turları düzenleyip yakıttan tasarruf sağlamaktadır. Görselde sabah saatlerinde oluşan Meltem rüzgarının gücünden yararlanılarak balonla bir uçuş gösterilmiştir. Bu uçuşun rotası ve yararlandığı Meltem türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Cevap C. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 223 SF 28. Dünya üzerindeki bir alanın ekvatora ve başlangıç meridyenine Greenwich göre konumuna mutlak konum denir. Aşağıda Türkiye'nin dünya üzerindeki mutlak konumunu ifade eden koordinatları verilmiştir. Türkiye'nin bu konumu dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkına. B. En kuzeyi ile en güneyi arasındaki kuş uçuşu uzaklığa. C. Hangi saat dilimleri arasında yer aldığına. D. Hangi matematik iklim kuşağında yer aldığına. E. Doğusu ile batısı arasındaki yükselti farkına. Cevap E. 29. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlerin çevresine meydana gelmesinde etkili oldukları olaylar yazılmıştır. Buna göre ayrı 2 numaralı yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazılırsa doğru olur? Cevap B. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 224 SF 30. Aynı enlem üzerindeki noktalara güneş ışınları aynı açılarla düşer. Türkiye'de birbirine göre daha güneyde yer alan merkezlerde güneş daha büyük açıyla düşer. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için güneş en son en batıdaki merkezde batar. Ekvatordan uzaklaştıkça çizgisel hız azalır. Yukarıdaki bilgiler göz önüne alındığında harita üzerinde numaralandırılmış yerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. 4 ve 3 numaralı merkezlerin çizgisel hızları aynıdır. B. Aynı gün içinde güneş en son I numaralı merkezde batar. C. Yerel saatin diğerlerine göre daha ileri olduğu merkez vetir. D. 3 numaralı merkezde çizgisel hız diğer merkezlere göre daha azdır. E. 2 ve 4 numaralı merkezler öğle vaktinde güneş ışınlarını yaklaşık aynı açılarla. Cevap A. 31. Göreceli konum. Dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, denizlere, boğaz ve kanallara, ülkelere, yer şekillerine, yeraltı ve yerüstü zenginliklerine göre belirlenen konumudur. Buna göre Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi göreceli konumuyla açıklanır? A. Iğdır'a yerel saatin Ankara'ya göre ileri olması. B. Yıl içinde 4 mevsimin belirgin olarak yaşanması. C. Samsun'da gece gündüz süre değişiminin Mersin'den fazla olması. D. İzmir'de denize girilirken, Van'da kar nedeniyle yolların kapanması. E. Antalya'da deniz suyu tuzluluğunun Samsun'a göre fazla olması. Cevap D. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 225 SF 32. Aynı mahallede oturan Ahmet ve arkadaşı Emir hafta sonu birlikte zaman geçirmek için Ahmet'in evinde buluşmaya karar verdiler. Emir arkadaşının evine gitmek için evinden çıkıp anayolları takip ederek önce doğu yönünde ilerlemiş, sonra güneye tekrar doğu yönünde devam ettiğinde Ahmet'in evinin önüne ulaşmıştır. Buna göre Emir'in evi Kroki'de nerede olabilir? A. Caminin batısında. B. Devlet Hastanesi'nin doğusunda. C. Okulun güneydoğusunda. D. Manav'ın güneyinde. E. Eczanenin kuzeydoğusunda. Cevap A. 33. Zeynep arkadaşlarıyla coğrafya dersine çalışırken, aynı enlem üzerinde yer alan noktalara güneş ışınları aynı açıyla geldiği için bu noktaların sıcaklıkları da aynı olur demiştir. Zeynep bu durumda: I. Yer şekilleri, 2. Dünyanın şekli, 3. Kara ve denizlerin dağılışı unsurlarından hangilerinin sıcaklık üzerindeki etkisini dikkate almamıştır? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayrı 2. E. Ayrı 3. Cevap E. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 226, SF 34, konularına göre haritalar, fiziki ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu haritaların ikisinden de elde edilen ortak bilgilerin yanında sadece birinden elde edilen bilgiler de bulunmaktadır. Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yalnızca fiziki haritalardan elde edilmektedir? A. İki nokta arasındaki uzaklığı bulmak. B. Bir yerin coğrafi koordinatlarını belirlemek. C. Harita üzerinde bir yerin alanını hesaplamak. D. Harita üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiğini belirlemek. E. Yer şekillerinin yükseltisi hakkında fikir yürütmek. Cevap E. 35. Buna göre bir çizimin harita ya da kroki olduğunu belirleyen temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? A. Kuş bakışı görünüm. B. Düzlem üzerine aktarma. C. Belli oranda küçültme. D. Kullanılan işaretler. E. Çizilen alanın büyüklüğü. Cevap C. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 227, SF 36. Aşağıda bir bölgenin krokisiyle Türkiye fiziki haritası verilmiştir. Haritalar üzerinde uzunluk ve alan hesaplamaları yapılabilirken, krokilerde böyle bir hesaplama yapılamaz. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Kroki ve haritaların kullanım amacının farklı olması. B. Haritalarda kullanılan sembol ve işaretlerin fazla olması. C. Krokiler kabataslak çizimler iken haritaların orantılı çizimler olması. D. Krokilerin haritalara göre daha küçük alanların çiziminde kullanılması. E. Haritalarda cadde ve sokaklar belirgin olarak gösterilmezken, krokilerde belirgin olması. Cevap C. 37. Yer şekillerini haritalara aktarma yöntemlerinden biri de kabartma yöntemidir. Bu yöntemle yeryüzü şekilleri belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek oluşturulan 3 boyutlu maketleridir. Bu yöntem ile yapılmış haritalar için I. Yer şekillerinin gerçeğe en yakın gösterildiği haritalardır. 2. Diğer harita çizim yöntemlerine göre daha maliyetlidir. 3. İdari sınırları gösteren haritalar da bu yöntemle gösterilir. Özelliklerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. 2 ve 3. Cevap D. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 228, SF 38. Dünya üzerindeki bir yerin gerçek görüntüsünün haritaya aktarılması aşamasında kullanılan küçültme oranına ölçek denir. Ölçeğin paydasındaki sayı haritanın küçültme oranına karşılık gelir. Aşağıda küçültme oranları farklı olan iki harita verilmiştir. Buna göre haritalar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Türkiye fiziki haritası daha ayrıntılıdır. B. Türkiye fiziki haritası daha büyük ölçeklidir. C. Avrupa fiziki haritasında küçültme oranı daha fazladır. D. Türkiye fiziki haritasında gerçek boyuta göre hata payı daha fazladır. E. Avrupa fiziki haritasında göllerin gerçek alanları ile haritadaki alanları arasındaki fark daha fazladır. Cevap D. 39. Fales, kıyılarda bulunan ve dalga aşındırmasına bağlı olarak meydana gelmiş dikliklerdir. Falezlerin bulunduğu kıyılarda kısa mesafede deniz derinliği artar. Aşağıda eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir bölgenin haritası verilmiştir. Buna göre haritada gösterilen oklardan hangisi yönünde hareket edildiğinde denizin derinliğinin daha kısa mesafede arttığı söylenebilir? A. İ. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap B. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 229, SF 40. Fiziki haritalarda kullanılan renkler arazinin yükseltisine bağlı olarak farklılık gösterir. Deniz seviyesinden 500 m yüksekliğe kadar olan yerler yeşil renk ile gösterilirken, 500 m ile 1000 m arası sarı renk, 1000 metrenin üzerindeki yüksek yerler ise kahverengi ve tonları ile gösterilir. Yukarıdaki harita yükselti basamaklarına göre renklendirme yapılsa A, B ve C noktalarının bulundukları aralıklar hangi renkler ile gösterilir? A. Yeşil sarı kahverengi. B. Kahverengi sarı yeşil. C. Sarı yeşil kahverengi. D. Kahverengi yeşil sarı. E. Sarı kahverengi yeşil. Cevap B. 41. Aşağıda eş yükselti eğrileriyle gösterilen yer şekillerinden hangisi yanlıştır? Cevap E. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 230. SF 42. Eş yükselti eğrileri deniz seviyesinden itibaren yükseklikleri aynı olan noktaların birleşmesiyle oluşan ve birbirini kesmeyen eğrilerdir. Genel olarak en dıştaki eğriden içteki eğriye doğru yükseklikleri artar. Aşağıda eş yükselti eğrileriyle çizilen yer şekillerinden hangisi bu açıklamaya ters düşer? Cevap A. 43. İzohips eğrilerinin yükseltisinin arttığı yöne doğru büklüm yaptığı yerler vadi konumundadır. Sırt ise izohips eğrilerinin bir yamaçta yükseltinin azaldığı yöne doğru yapmış olduğu büklümlerdir. Engebeli ve dağlık alanlarda vadiler ulaşım için oldukça önemli yerlerdir. Bu yerlerde bazen köprülerle ulaşım sağlanır. Sırtlarda ise ulaşımı sağlamak için genellikle tüneller yapılır. Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerlerde ulaşımı sağlamak için hangileri köprü hangileri tünel için uygun alanlardır? A, I, 3 ve 2, 4. B, I, 2, 4, 3 ve C, 2, 4, I, 3 ve D, I, 2, 3, 4 ve E, 2, 4 ve I, 3. Cevap A. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 231. SF 44. Aşağıdaki görselde atmosferdeki sıcaklık değişimi verilmiştir. Buna göre atmosferdeki sıcaklık değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. En yüksek sıcaklıklar termosferde görülmektedir. B. Termosferde sıcaklık değişimi daha fazladır. C. Termosfer ile stratosferde yükselti arttıkça sıcaklık artar. D. Troposferde ve mezosferde yükselti arttıkça sıcaklık azalır. E. Stratosferde yatay hava akımları nedeniyle sıcaklık dağılışı dengelidir. Cevap E. 45. Anadolu'nun farklı illerinde bulunan eski Türk konaklarının kapı ve pencereleri genellikle güneye doğru bakmaktadır. Kuzeye bakan cephelerde ise pencere yok denecek kadar azdır. Eski Türk konaklarının bu özelliği aşağıdakilerden hangisiyle daha ilgilidir? A. Şiddetli yağışların etkisinden korunmak. B. Güneş ışığından daha uzun süre yararlanmak. C. Kuzey yönünden esen rüzgarlardan korunmak. D. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde serinlemek. E. Sel ve taşkın gibi doğal afetlerin zararlarını azaltmak. Cevap B. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 232. SF 46. Hava durumu, dar bir alanda kısa süreli olarak yaşanan atmosfer olaylarıdır. Hava olaylarını inceleyen ve hava olayları ile ilgili tahminlerde bulunan bilim dalına ise meteoroloji adı verilir. İklim, geniş alanlarda uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalama durumudur. İklimi inceleyen bilim dalına ise klimatoloji denir. Aşağıdaki tabloda meteoroloji istasyonu verileri kullanılarak bir yere ait 5 günlük hava tahminiyle yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Tanımlar ve grafikler dikkate alındığında, 12 Ocak'tan 16 Ocak tarihine kadar sıcaklık mevsim normalleri üzerindedir. 2. Hava tahmininde verilen yağış durumu iklim şartlarına uygundur. 3. Kış mevsimi sıcak ve yağışlı, yaz mevsimi ise serin geçmektedir. Yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 2. E. 2 ve 3. Cevap D. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 233. SF 47. Ankara'da yaşayan Saliha ve ailesi, yarıyıl tatili için Antalya'daki akrabalarını ziyarete gitmeye karar vermişlerdir. Aşağıdaki haritada Ankara-Antalya arasındaki araç güzergahı verilmiştir. Güneye doğru yol alırken Polatlı Akşehir arasında yoğun kar yağışı ve sisten yol almamız oldukça güçleşti. Hatta Torosları aşıp güneye, Antalya'ya doğru yol alırken rahat bir nefes aldık. Sanki kara kış bitmiş, bahar havası gelmişti. Bu kadar kısa sürede, iklimde böyle bir değişim hepimizde büyük şaşkınlığa neden oldu. Yolculuğun yapıldığı tarihte ülkemizin genel hava durumu ve iklim koşulları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Ülkemizde kış koşulları yaşanmaktadır. B. Antalya'da hava durumu ulaşım için sorun oluşturmamıştır. C. Polatlı-Akşehir arasında hava koşulları görüş mesafesini kısaltmıştır. D. Ülkemizde kısa mesafelerde iklim ve hava koşulları değişir. E. Antalya'da yaz mevsimi yaşanmaktadır. Cevap E. 48. Akdeniz iklimi genel olarak yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağmur yağışlı bir iklim olarak tarif edilmektedir. Buna göre Kuzey Yarımküre'de Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer alan bir merkezde aşağıdakilerden hangisinin yaşanması iklimin genel karakteriyle uyuşmamaktadır? A. Haziran ayının sıcak ve kurak geçmesi. B. Kış aylarında kapalı ve bulutlu havanın görülmesi. C. Temmuz ayı içerisinde güneşli bir günün yaşanması. D. Ocak ayında sıcaklık ortalamasının 0 derecenin üzerinde olması. E. Şubat ayı içerisinde 2 hafta boyunca kar yağışının görülmesi. Cevap E. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 234 SF 49. Meltem rüzgarları gün içinde kara ve denizlerin farklı ısınma özelliklerinden kaynaklanır. Kara ve denizlerin farklı ısınmalarına bağlı olarak bu rüzgarlar kara ve deniz arasında gün içinde yön değiştirir. Aşağıdaki görselde bir yaz günü Meltem rüzgarının yönünü belirlemek için kıyıya rüzgar tulumu dikilmiştir. Bu rüzgar tulumunun gün içinde rüzgarı alma yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Batıdan doğudan. B. Kuzeyden güneyden. C. Güneyden kuzeyden. D. Doğudan batıdan. E. Kuzeyden doğudan. Cevap D. 50. Dar bir alanda kısa süreli olarak yaşanan atmosfer olaylarına hava durumu denir. Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca yaşanan atmosfer olaylarının ortalama durumuna iklim adı verilir. Buna göre Konya Havzası'nda ilkbahar mevsiminin yağışlı geçmesi tahıl tarımını olumlu etkilemiştir. 2. İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar yaşandı. 3. Rize çevresinde her mevsimin yağışlı geçmesi su isteği fazla olan çay gibi ürünlerin yetişmesine imkan sağlamıştır. 4. Antalya'da bugün son yılların en düşük sıcaklıkların görüleceği bu sebeple don olayına karşı çiftçiler önlem aldılar. Olayların iklim ve hava durumu olarak sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A. Ayv 2, 3 ve 4. B. 2 ve 3 Ayv 4. C. 2 ve 4 Ayv 3. D. Ayv 4, 2 ve 3. E. Ayv 3, 2 ve 4. Cevap C. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 235 SF 51. Rüzgarlar, enlem etkisine bağlı olarak ulaştıkları yerin sıcaklığını artırıcı ya da azaltıcı yönde etkilerler. Aşağıdaki harita üzerinde verilen oklar yönünde esen bazı rüzgarlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu rüzgarların ulaştıkları yerdeki sıcaklığa etkileri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmeler yapılmıştır. Yalnızca enlem etkisi dikkate alındığında bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A. Ayv 2. B. Ayv 3. C. 2 ve 3. D. 2 ve 4. E. 3 ve 4. Cevap C. 52. Troposfer katmanında yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede bir derece azalmaktadır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Troposferin kalınlığının her yerde aynı olmaması. B. Troposferde yükseldikçe hava yoğunluğunun azalması. C. Atmosferin şeklinin dünyanın şekline benzer olması. D. Troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması. E. Troposferin güneş ışınlarını yıl içinde farklı açılarla alması. Cevap D. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 236 SF 53. eksen eğikliği sonucu oluşan 23 derece 27'lik açı, dönence ve kutup dairelerinin yerlerini belirler. Eksen eğikliği açısının değişmesi halinde dönencelerin ve kutup dairelerinin yerlerinde de değişiklik olurdu. Aşağıda I şekilde eksen eğikliği açısına göre oluşmuş dönenceler ve kutup daireleri gösterilmiştir. II şekilde ise eksen eğikliğinin 30 derece olması durumunda oluşacak dönenceler ve kutup daireleri gösterilmiştir. Buna göre eksen eğikliği açısı 15 derece olsaydı aşağıdakilerden hangisi görülürdü? A. Dönenceler 30 derece enlemlerinden geçerdi. B. Kutup daireleri 75 derece enlemlerinden geçerdi. C. Güney kutup dairesi ile güney kutup noktası arasındaki enlem farkı artardı. D. Ekvator ile oğlak dönencesi arasındaki enlem farkı şimdikine göre artardı. E. Yengeç dönencesi ile kuzey kutup noktası arasındaki mesafe azalırdı. Cevap B. 54. Dünya kutup noktalarından basık, ekvatordan şişkin kendine özgü bir şekle sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın bu şeklinin sonuçları arasında gösterilebilir? A. Yıl içerisinde gece-gündüz sürelerinin uzayıp kısalması. B. Gece ve gündüzün düzenli bir şekilde birbirini izlemesi. C. Yarımkürelerde aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması. D. Ekvator çevresinin kutuplar çevresinden büyük olması. E. Güneş ışınlarının yere düşme açısının gün içinde değişiklik göstermesi. Cevap D. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 237. SF 55, yaşadığı şehirde bir hafta boyunca güneşin doğuş ve batış saatlerini gözlemleyen bir araştırmacı elde ettiği değerlere ilişkin aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. Tablo incelendiğinde bu gözlem ile ilgili. I. Mayıs ayı içerisinde kuzey yarımkürede yapılmış olabilir. 2. Kasım ayı içerisinde güney yarımkürede yapılmış olabilir. 3. Ekvator üzerinde Nisan ayı içerisinde yapılmış olabilir. Çıkarımlardan hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. Ayv 3. Cevap D. 56. Denizlerin tuzluluk oranı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kutuplarda kalıcı kar sınırının deniz seviyesine kadar inmesi. B. Ekvator üzerinde gece-gündüz sürelerinin yıl boyu eşit olması. C. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yerçekimi kuvvetinin artması. D. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısının azalması. E. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece-gündüz süreleri arasındaki farkın artması. Cevap D. 57. Dünya günlük hareketini batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlamaktadır. Dünyanın bu hareketi aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? A. Ankara'da güneşin İzmir'e göre daha erken doğması. B. Gün içerisinde cisimlerin gölgesinin yön değiştirmesi. C. Rize'de yerel saatin Sinop'a göre daha ileri olması. D. Kırklareli ilinde iftar vaktinin Van iline göre daha geç olması. E. Hatay'a güneş ışınlarının Samsun'a göre daha büyük açıyla düşmesi. Cevap E. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 238. SF 58. Aşağıdaki görselde dünyanın yörünge hareketi gösterilmiştir. Güneş sisteminin bir parçası olan Dünya, elips şeklindeki yörüngesi üzerinde Güneş'in etrafında hareket eder. Dünyanın bu hareketi sırasında Güneş'e olan uzaklığı yıl içinde sürekli değişir. Bu durum, Dünya'nın yörüngesi üzerindeki hızının sabit olmamasına neden olur. Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A. Ayların sürelerinin birbirine eşit olmaması. B. Ekvator yarıçapı ile kutuplar yarıçapının eşit olmaması. C. Cisimlerin gölge uzunluklarının gün içinde değişmesi. D. Yarımkürelerde aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması. E. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısının enleme göre değişmesi. Cevap A. 59. Aşağıdaki görselde dünyanın yıl içinde güneş karşındaki bir konumu gösterilmiştir. Bu konumda Türkiye'de I. Yaz mevsimi başlangıcıdır. 2. Gece gündüz süresi birbirine eşittir. 3. Güneş ışınları yıl içindeki en büyük açıyla gelmektedir. Durumlardan hangileri görülür? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayrı 3. E. I. 2 ve 3. Cevap D. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 239 SF 60. Aşağıdaki harita üzerinde 5 farklı yer verilmiştir. Dünya üzerindeki bir noktanın Güneş'in karşısından geçme hızına çizgisel hız denir. Bu hızın yavaş olduğu yerlerde Güneş'in doğuş ve batış anı daha uzun süre gözlemlenebilmektedir. Buna göre, bu anı daha uzun süre gözlemlemek isteyen bir kişi haritada üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisine gitmelidir? A. I. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap C. 61. Aşağıda bir cismin 21 Haziran günü farklı saatlerde oluşan gölge uzunlukları verilmiştir. Buna göre cisim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yengeç dönencesi üzerindedir. B. Ekvator ile Oğlak dönencesi arasındadır. C. Gölgesinin yıl içinde en uzun olduğu tarih 21 Mart'tır. D. Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer almaktadır. E. 21 Aralık tarihinde öğlen vakti güneş ışınlarını dik açıyla alır. Cevap A. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 240 SF 62. Meltem rüzgarlarının oluşması. 2. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması. 3. Muson rüzgarlarının oluşması. 4. Mevsimlerin oluşması. Yukarıdaki oluşumlardan hangileri üzerinde Dünya'nın günlük hareketi etkili olmuştur? A. Ay 2. B. Ay 3. C. 2 ve 3. D. 2 ve 4. E. 3 ve 4. Cevap A. 63. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece, gündüz süreleri arasındaki fark artmaktadır. Aynı meridyen üzerindeki noktalardan gündüz süresi gece süresinden uzun olan da güneş daha erken doğup daha geç batmaktadır. Aşağıdaki tabloda aynı meridyen üzerinde yer alan K, L ve M şehirlerin 21 Haziran günü gece ve gündüz süreleri verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında K, L ve M şehirleri ile ilgili. K şehrinde güneş L şehrine göre daha geç batar. 2. L şehri diğerlerine göre ekvatora daha yakındır. 3. 21 Mart günü 3 şehirde güneş aynı anda doğar. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ay 2. D. Ay 3. E. I 2 ve 3. Cevap E. 64. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklıklar genel olarak azalmaktadır. Ancak bazı yerel özellikler sayesinde ekvatora uzak bir yer ekvatora daha yakın olan diğer bir yere göre sıcak olabilmektedir. Bu yerel özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Enlem. B. Karasallık. C. Yükselti. D. Rüzgarlar. E. Okyanus akıntıları. Cevap A. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 241 SF 65. Harita üzerinde numaralanmış yerlerde en uzun gündüz süresinin yaşandığı tarihler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. 21 Aralık 21 Haziran 21 Mart. B. 21 Haziran 21 Aralık 21 Haziran. C. 23 Eylül 21 Mart 21 Aralık. D. 21 Aralık 21 Aralık 21 Haziran. E. 21 Mart 23 Eylül 21 Aralık. Cevap B. 66. Eksen eğikliği sonucu oluşan 23 derece 27'lik açı, dönence ve kutup dairelerinin yerlerini belirler. Dönenceler ve kutup daireleri de matematik iklim kuşaklarının sınırlarının belirlemiştir. Aşağıda matematik iklim kuşakları gösterilmiştir. Buna göre matematik iklim kuşaklarının sınırlarının belirlenmesinde: I. Kara ve denizlerin dağılışı. 2. Sıcak ve soğuk su akıntıları. 3. Yıl içinde güneş ışınlarının düşme açısı. Unsurlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 3. E. I. 2 ve 3. Cevap C. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 242 SF 67. Aşağıdaki grafikte Kuzey Yarımküre'de yer alan bir merkeze ait 15 günlük gece-gündüz süresi arasındaki fark verilmiştir. Grafik incelendiğinde bu sürede yaşanan olaylar ile ilgili. Güney Yarımküre'de kış gündönümü başlamıştır. 2. Güneş ışınları ekvatora bir kez dik açıyla düşmüştür. 3. Kuzey Yarımküre'de gündüz sürelerinin hem kısaldığı hem de uzadığı günler olmuştur. Çıkarımlarından hangileri doğrudur? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 2. E. I 2 ve 3. Cevap B. 68. Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı 23 derece 27'dir. Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında bu açının etkisinden söz edilemez? A. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması. B. Matematik iklim kuşaklarının oluşması. C. Aydınlanma çemberinin yer değiştirmesi. D. Dönenceler ile kutup dairelerinin oluşması. E. Yarımkürelerde aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması. Cevap A. 69. Dünyanın şekline bağlı olarak ekvator ve çevresinde yıl boyunca ortalama sıcaklık yüksektir. Ekvator ve çevresinde görülen aşağıdaki olaylardan hangisi bu durum ile açıklanamaz? A. Termik alçak basınç oluşması. B. Yıllık yağış miktarının fazla olması. C. Bitki ve hayvan çeşitliliğinin fazla olması. D. Toprakların yıkanma oranının fazla olması. E. Grup ve tan sürelerinin daha kısa olması. Cevap E. SF 9. Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 243 SF 70. Aşağıda bir cismin yıl içinde öğle vakti oluşan gölge boyu değişim grafiği verilmiştir. Grafiğe göre cismin bulunduğu yer ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur? A. Yengeç dönencesi üzerindedir. B. Güney Kutup Dairesi üzerindedir. C. Kuzey Yarımküre'de yer almaktadır. D. Başlangıç meridyeninin doğusundadır. E. Başlangıç meridyeni ile ekvatorun kesiştiği yerdedir. Cevap C. 71. Aşağıdaki görselde dünyanın yıl içinde güneş karşındaki bir konumu gösterilmiştir. Bu konumda yeryüzünde aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanır? A. Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi başlar. B. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer. C. Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanır. D. Kuzeyden güneye doğru gidildikçe gece süresi uzar. E. Yengeç dönencesi, güneş ışınlarını öğle vakti dik açıyla alır. Cevap A. 72. Aşağıdaki tabloda bazı illerimizin paralel ve meridyen dereceleri verilmiştir. Tablo incelendiğinde şehirler ile ilgili. Ankara ve Bartın'ın yerel saatleri aynıdır. 2. İzmir ve Van güneş ışınlarını yaklaşık aynı açıyla alır. 3. Bartın ve Ankara'da gün içinde güneş tepe noktasına aynı anda ulaşır. Bilgilerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 3. E. I 2 ve 3. Cevap E. 73. Okyanus akıntıları Kuzey Yarımküre'de hareket yönünün sağına, Güney Yarımküre'de ise soluna doğru sapma göstermektedirler. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin kıştan uzun sürmesi. B. Dünyanın günlük hareketini batıdan doğuya doğru yapması. C. Yeryüzünde okyanusların oranının karalara göre daha fazla olması. D. Dünyanın güneş etrafında elips şeklindeki yörüngede hareket etmesi. E. Kuzey Yarımküre'de karaların oranının Güney Yarımküre'ye göre fazla olması. Cevap B. 74. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak güneş ışınlarının yere düşme açısı gün içinde değişiklik göstermektedir. Bu durum gün içinde. I. Sıcaklık. 2. Cisimlerin gölge boyu. 3. Dinamik basınç alanları. Unsurlarından hangilerinin değişmesi neden olmaktadır? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ayv 2. D. Ayv 3. E. 2 ve 3. Cevap C. 9. sınıf tekrar testleri coğrafya 1. ünite çözümleri ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.